Nabız yok. Layığını buldu. Sen devletin askerine ne silah çekiyorsun lan? Hıyar. Dur Keşan, dur. Sırası değil. Dur. Ambulans geliyor mu? Çağırdık komutanım, yoldadır. Burada durun. Ben bir savcıyla konuşacağım. Hazır. Şimdi. Üç yüz. Hazır. Şimdi. Öldü mü? Hayır, şimdilik kefeni yırttı. Kafasına kurşun girmiş, kafatasına saplanmış. Sinirlerin durumu kötü. Her şey olabilir. Peki. Uyanınca bakarız duruma. Anlaşıldı. Alo. Canım benim, ben Aga. Buyurun. Bizim bir kuş konacaktı oraya. Kondu mu acaba? Konan göçen bir şey yok efendim. Şimdiye çoktan konması gerekiyordu. Pilot benim eleman. Aradım, ondan da ses yok. Siz ulaşabildiniz mi kimseye? Biz de ulaşamadık. Çok önce burada olmaları gerekiyordu. Peki. Ben konuyla ilgileneceğim. Siz beklemede kalın. Ne diyeceğim ben Bahar'a? Sen yanlış bir şey yapmadın. Adam pisliğin tek ise senin suçun ne komutanım? Yani bilmek zorunda değil komutanım. O ne demek? Bir gözünün içine baka baka yalan mı söylesin? Bu kız babasının gerçek kimliğini biliyor mu? Nereden bilecek? Biz daha yeni öğrendik. Ay sıçayım böyle işe ya. Komutanım, Büyük Bey'in telefonu çalıyor. Komutanım, Aga, bu o adam. Açsak mı? Savcıyı mı bekleseydik? Ya da aç. Belki bir şey öğreniriz. Aç.
Alo. Alo. Agah Bey. Yavuz. Yine çıktın karşıma. Canım benim. Kapattı. Komutanım, adamı araştırıyorum. Ama çok garip. Ne ismi kayıtlı, ne cismi kayıtlı. Herif bir değişik. Hayalet gibi. Tamam, sen yine de peşini bırakma. En ufak bir ipucu bile önemli. Emredersiniz komutanım. Duydu her şeyi diyorum. Öldürmek zorunda kaldım. Hiçbir kimse gördüm. Hayır. Cesedi kaybet. Çok zor. Açıklayamazsın başka türlü. Kaybetmek zorundasın. Riske giremeyiz bu durumda. Tamam, tamam. Halledeceğim. Bu arada dün gönderdiğin fotoğrafı inceledik. Fotoğraftaki adamın Paris'te büyük bir patlama organize edeceğini öğrendim. Ne? Adamı bulman lazım. Mestak'ta olduğu istihbaratı geldi. Acilen yerini öğrenmemiz gerekiyor. Bizimle irtibatta kal. Tamam. Diyeceğim. Sizin suçunuz yok ki komutanım. Mesele o değil. Daha yeni ölümden döndü. Senin baban bir teröristti, ben de onu vurdum mu diyeceğim. Böyle bir şey nasıl denir ki? Komutanım, ne yaptın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Bir bakayım mı komutanım? Yok oğlum. Öyle ufak bir şey değil, bayağı derin kesmiş. Hadi bir evire gidelim, ben bir bakayım. Hiç gerek yok, iyiyim ben. Komutanım, dikiş atmamız lazım. Hadi gidelim. Gidelim, hadi. İyi, tamam. Erdem yer bayağı haber ver. Tamam, ben vereceğim. Fransızlara bir ders vermemiz gerekiyor. Bizim oradaki hücrelerden birini çökertmişler. Oradaki diğer hücreyle bağlantı kurarız. Emir Büyükbey'den bizzat benim ilgilenmemi istedi. Beni oradaki hücreyle bağlantıya geçirebilir misin? Hallederim. Alo. Büyükbey'den haber alamıyorum. Ben de. Ele geçmiş olabilir. Bence çoktan öldü. Buluşmalıyız. Gerek yok. Kuralları biliyorsun. Planlar aynen işliyor. Müdahale edeceklerdir. Peki. Büyükbey'in asistanı Mestak'ta. Bulun ve temizleyin lütfen. Tamam efendim. Hemen işe koyuyoruz.
Gel. Geçmiş olsun Yavuz. İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Komutanım. Bahar'ın yanına mı gideceksin? Ne diyeceğimi bilsem gideceğim de. Saatlerce toprağın altında nefessiz kaldı. Yani daha onu atlatamadan baban öldü nasıl denir bilmiyorum. Ya başkasından duyarsa? O çok kötü olur. Ne yapacağımı bilmiyorum komutanım. Yanında ol. Sana ihtiyacı var. Ama söylemekte acele etme. Fatma şimdi yanında. Tamam. Müsaadenizle. Bebek nerede? Güler ablanın yanında. O bebeğe bakıyor, ben de buraya geldim. Ya ben de sana zahmet verdim. Olur mu hiç öyle şey? Aşk olsun Bahar. Nasılsın? Eve gitmek istiyorum artık. Kuzum, yalnız kalamazsın şimdi. Efendim Yavuz? Bahar nasıl? İyi mi? Atlatabildin mi biraz? Atlatacak inşallah. Eve gitmek istiyor ama. Bir telefonu alabilir miyim? Seni istiyor. Yavuz. İyi misin? Eve gitmek istiyorum artık. Ne işin var senin evde ya? O kadar şey atlattın. Evimde yatağımda olmak istiyorum. Ben de senin yanında olmak istiyorum. Tamam o zaman. Ben buradan çıkarım. Evde buluşuruz. Olur mu? Şimdi doktorla da konuşurum. Tamam. Sen nasıl daha iyi hissedeceksen öyle olsun. Doktor tamam derse evde buluşalım, tamam mı? Tamam. Hayırdır, nereye? Bu Orçun denen çocuk aradı komutanım, onun yanına gidiyorum. Oğlum daha ne bulaşıyorsun şu adama? Bulaşmak değil de telefonda sesi yani iyi gibiydi. Güzel konuştu. Hani benden şikayetçi falan ya, belki şikayetini geri alır diye ne bileyim işte. İyi tamam, dikkat et. Bak zaten ipin ucundasın, yakarsın kendini. Yok yok, merak etmeyin siz komutan. Sevgili Çolak, her şeyi batırdın. Ama yine de birbirimize ihtiyacımız var. Maalesef. Başında bekleyin. Uyanınca beni haberdar edin. Anlaşıldı.
Sancar. Dinle beni. Ne var, ne oldu bu saatte? Büyük Bey yok artık. Birileri benim peşimde. Agah'ı aradım ama ulaşamadım. Onu da ayıklamış olabilirler. Beni buradan çıkarman lazım. Ne? Büyük Bey? Büyük Bey öldü. Ya da yakalandı bilmiyorum. Birileri peşimde. Benim de ölmemi istiyorlar. Neredesin? Meslak. Tamam, sakin ol. Birini gönderip aldıracağım seni. Meslak otele geçip bekle. Sana güvenebilir miyim? Benden başka hiç kimseye güvenemezsin. Benden haber bekle. Gel. Başçavuş Şentürk. Komutanım, istihbarat şubeden Metin Bey sizinle görüşmek istiyorum. Gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir husus var. Buyurun. Dünyaca ünlü bir iş adamının terör ağının en üstünde olması kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Adam öz kızını bile gözden çıkarmış. Bir kere ipin ucu kaçınca tabii kötülükte sınır tanımıyorlar. Yalnız bu durum ortaya çıkarsa o dediğiniz bu kadar kolay olmayabilir Erdem Yarbay'ım. Nasıl yani? Adamın yurt dışı bağlantıları olduğu kesin. Bu bağlantıları tek tek ortaya çıkarmamız lazım. Oluşturduğu örgütü tüm kademeleriyle çökertmemiz gerekiyor. Şu aşamada üzerimize gelecekleri kesin. Çalışmalarımızı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Peki ne öneriyorsunuz? Bir çözüm planınız var mı? Tabii ki. Bütün sorumluluk bizde. Ne gerekiyorsa hallederiz. Devletimizin bekası için böylesi daha uygun. Anlıyorum. Ben operasyonu başlattım bile. Müsaadenizle. İyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Ne oldu? Vuruldun mu? Bir şey mi oldu? Ben iyiyim. Ufak bir sıyrık bir şey yok. Sen? İyiyim. Gel. Gel. Bir şey yok. Gel. Geçtim. Hatay'a getirilen otobüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu. O kadar korktum ki. Sınır hattının bazı yerlerini bir daha buradan çıkış yok dedim. Kullanılarak kurşun geçirmez akordeon bariyerleri örüldü. Ama Yavuz ne pahasına olursa olsun gelir beni buradan çıkarır dedim. Araçların bulunduğu 10 araçlık konvoy. Gelmedin mi, çıkarmadın mı? Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. İyi ki geldin. Genelkurmay Başkanlığı'nca Astana süreci kapsamında dipte gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Ekim'den itibaren işte her şey güzel olacak, merak etme. Bir son dakika gelişmesi için muhabirimiz Can Ozan'a bağlanıyoruz. Cezaevi aracından kaçan Mahir Murat Kayhan ve Oktay Karay'ı arama çalışmaları... Bir daha seni hiç göremeyeceğim sandım. Ben seni o kör kuyulara bırakır mıyım hiç? Bana bunu kim yaptı? Bulabildin mi bir şey? Hayat bize bazen kötü sürprizler hazırlar var. Evet. Farkındayım.
Bazen en sevdiğimiz bile tanıyamayız. Yavuz, ne olur geveleyip durma, hadi söyle. Sayın seyirciler, az önce aldığımız bir habere göre ünlü iş adamı Yıldırım Kutlu, kızını ziyaret ettiği Karabayır'da aracından ölü bulundu. Görgü tanıkları saldırganın ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını söylüyor. Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Rahat. Komutanım, ne oluyor? Az önce haberde çıktı. Her şey haberdeki gibi oldu. Siz hiçbir şey duymadınız, görmediniz, bilmiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Neyi bilmiyoruz komutanım? Güzel. Yavuz Üsteğmen'in, onun haberi var mı? Eyvah. Hemen haber vermem lazım. Baba. Tamam, sakin ol Bahar. Sen biliyordun. Sen bunu söylemek için geldin buraya. Ben hiçbir şey bilmiyordum Bahar. Şimdi öğrendim, bir sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam, anladın mı? Benim babam öldü. Sakin olamam ben. Tamam, gel. Gel. Tamam, bir otur. Otur. Hadi. Hadi otur lütfen. Tamam. Anne. Benim annemi aramam lazım. Yavuz. Sakın Bahar'a bir şey söyleme. Hiçbir şey. Yıldırım Kutlu arabasında ölü bulundu. Detayları gelince konuşuruz. Komutanım, gördüm. İşin kötüsü benimle beraber Bahar da gördü. Üzgünüm. Ama böyle olması lazım. Sakın ağzını açma. Emredersiniz. Bahar nereye? Babama! Bahar dur! Dur! Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. O neredeyse oraya gidiyorum. Tamam, sakin ol. Sakin olun, tamam mı? Ne olur beni ona götür. Yalvarırım ona. Ne olur götür beni ona. Hayır, neyi bekliyoruz ben anlamadım şu anda. Bekle biraz, konuşacaklarımız var. Neyi bekleyeyim ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Hayırdır? Düğün davetiyenizi vermek için mi çağırdınız beni? Abi bir otursana şuraya. Vallahi ben de onu merak ediyorum. Otur abi, otur. Yalan söyledim adama ya. Kaç yıllık kocama yalan söyledim. İçim yiyor. Ama abla yani, sen bilirsin ama duyunca daha kötü olacak. Olur tabii. Erdem'in yüzüne bakamıyorum. Bakamayacağım da. Araya bir kere yalan girdi mi? Yine girer. Anlat o zaman her şeyi. Ya Nazlı'ya bir iki bağırır çağırır küser de. Ya Ateş. Ateş ne olacak? Yakar vallahi çocuğu. Adını boşa Ateş koymamışlar. Yanacak demek ki. Of.
Of. Ne yapacağımı bilmiyorum. Merhaba hanımlar. Hoş geldin abi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aç mısın? Açım. Hem de çok ama hiç yiyesim yok. Sen nasılsın Fatma? Bebek nerede? Az önce uyuttum zar zor. İyi. Bakın ben çok sıkıldım sizden. Ben de ikinizden sıkıldım. Asıl ben ikinizden sıkıldım be. Ya kesin. Siz susacaksınız ben konuşacağım. Bak Ateş. Nazlı ile bizim aramızda bir şey olmadı. Ha, bu aranızda bir şey olmamış hali yani. Aranızda bir şey olsa ne olacak acaba, Allah muhafaza. Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Nazlı her şeyi seni kıskandırmak için yaptı. Biz Nazlı ile sevgili falan değiliz. Bakın ben gerçekten aranızda kalmaktan sıkıldım. Siz seviyorsunuz birbirinizi. İnat etmeyin. Sevmiyor musun Nazlı sen bu adamı? Nesini seveceğim bunun be? Sus lan kurbağa, kafandan kurup durma. O benim komutanımın kızı, neyini seveyim ben onu? Al işte bak, yine aynı şeyi yapıyor. Madem tırsıyordun, niye girdin bu işin içine? Ne tırsması kızım, biz havan topuna kafa atan adamız. Aşktan sevdadan mı kaçacağım ben? Sen beni yarı yolda bıraktın mı, bırakmadın? Evet bıraktım, sor ama niye bıraktım? Niye bıraktın? Ben de bilmiyorum, ben her şeyi bilmek zorunda mıyım? Ben sana söyleyeyim, tırsıyorsun çünkü. Bak. Dua et. Dua et. Dua et ne? Ne? Dua et, o gözlerin mözlerin çok güzel. Yoksa çok fena yapardım seni. Ha. Akıllı ol. Öyledir. Anneanneme çekmiş gözlerim. Sen şimdi beni Orçun'la kıskandırdın mı? Yani kandırdın beni ha, öyle bir şey yok. Hı. Kıskandın mı? Beynimde ur çıktı. Ciğerlerim soldu. Yapılır mı lan bu bana? Allah az bile yapmışım. Orçun hemen çözün. Orçun nerede? Vay arkadaş. Adı Orçun olan birinden böyle bir delikanlılık performansı akıl alır değil. Adamın içinden Abdurrahman çıktı ya. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya saçmalamıyorum. Sadece böyle fazla mutlu olunca herhalde biraz şey salgıladım, adrenalin. Yalnız o adrenalin değil serotonin. Yani mutluluk hormonundan bahsediyorsan. 7-24 adrenalin salgıladığımız için serotoninle karıştırmam normal. Sence bunun bir önemi var mı? Yok aslında. Sen neden yemiyorsun? İştahım yok. Neden? Bilmem. Ne oldu? Kıvranıyorsun, hadi anlat. Yok, vallahi bir şey yok. Bak bir daha sormayacağım Güler. Erdem. Ben bir konuda sana yalan söyledim. Sen bana yalan söyledin. Hangi konuda? Nazlı. Ateşle konuşuyorlardı. Orçun da Ateş'i kıskandırmak için kullanıyormuş. Özür dilerim.
dur, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Ne yani? Biraz böyle kokunu içime çeksem ne olur ki sanki? Ayrıca bu Orçun meselesinin patlamış olması bizim aramızdaki buzları çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Ağır ol biraz. Buzlar problem değil. Ateş burada, çözeriz. Sen beni özlemedin mi? Zaten bir tane fotoğrafımız vardı. Her gün o fotoğrafa bakıp ağladım, biliyor musun? Hadi ya. Ne yapacağız peki? Halledeceğiz. Babam duymasın yalnız. Güzel olacak her şey. Yok, hiçbir yerde yok. Kimse görmemiş Fazıl'ı. Nasıl yok? Bana sormadan bir yere nasıl gider bu adam? İşim var onunla, bulun şunu. Dışarıda da yok. Gittiğini kimse görmemiş. Aramaya devam edin. Ne oluyor bu gürültü ne? Fazıl yok ortada. Gördün mü sen? Hayır, görmedim. Neredeydin? Odamda uyuyordum. Bu ne? Aa, bilmiyorum. Nereden bulaşmış ki? Sen niye arıyorsun Fazıl'ı? Acil mi? Çok acil. Mesleğe gidip birini alması lazım. Tamam, ben hallederim. Bu iş seni aşar. Hayır, aşmaz. Ben Fazıl'dan daha iyi yapabilirim. Kendimi göstermeme izin ver. Hem kim bilir Fazıl ne zaman gelecek? Bana bir şans ver. Hemen yola çıkmam gerek. Tamam, hemen hazırlanırım. Adam kim? Sen yola çık. Ben söyleyeceğim. Tamam, hazırlanıyorum hemen. Eğer şahıs babanızsa söylemeniz gerekiyor. Tamam. Yapabilecek misin? Yapacağım. Babanız mı? Baba. Baba. Hadi yeter. Hadi. Tamam, hadi gel. Hemşire! Doktor, biri baksın! Tamam.
Hatırası var. Kaybolmasın. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Yıldırım Bey'i kaybettik. Biliyoruz. O yüzden buradasın. İşleri benim devralmamı isteyeceksiniz herhalde. Henüz öyle bir karar almadık. Başka aday da mı var? Evet. Ailemiz öyle bir karar vermedi. Senin bu keşmekeşi yönetebileceğine inanmamız lazım. Benden bir şey isteyeceksiniz. Evet. Onlar bizim çok önem verdiğimiz büyüğümüzü öldürdüler. Bunun karşılığı olmalı. Kimi istersiniz? Bizim büyüğümüzü öldürdülerse biz de onlardan alabileceğimiz en yüksek rütbeli askeri almalıyız. Kim? Korhan Paşa. Bölgede olduğu bilgisini aldık. Git cesetini getir. Zor bir şey istiyorsunuz. Hem de çok zor. Ama yapmak için uğraşacağım. İşi bitirdiğinde biz seninle itibada geçeriz. Anlaşıldı. Canım benim. Çaylak işte, veremedi bir pası ya. Abi millet izliyor, ayıptır ya. Komutanım at göğsüme.
Kaç kaç oldu? 7-0'dan sonra saymadım ben abiciğim. O kadar oldu mu ya? Bunları da arkadaş diye yanımızda gezdiriyoruz. Oğlum, pres yapmıyoruz ki. Bloklar arası bağlantı yok. Yardımlaşma yok. Tek başıma mücadele ediyorum burada ya. Abi ne biliyor ondan bahsediyorsun ya? Zaten 3 kişiyiz. Oğlum mesafeler geniş. Olmaz öyle. Ya saçmalamayın Allah aşkına ya. Bu nedir koskoca sahada minyatür kalede 3 kişi futbol oynamaya çalışıyoruz. Bu ne saçmalık ya? Ne güzel oyun oğlum işte. Ya bırak ne oyunu ya? Komutanım ne yapalım, şiir yarışması mı yapalım ya? Allah Allah, azıcık eğlenmeyek mi? Eğlenek aşık. Basketbol maçı yapalım. Anlamsız geliyor bana bu ya. Şşş. Hadi. Fızıldamayın. Kalk. Yok yok ben tamam. Nasıl oynamıyorum ya? Ya 7-0 tamam işte ya. Oğlum yenildiyseniz cezasını çekeceksiniz. Ne cezası abi? Yat. Bir. Bir. Abi amma da ağrımışsın ha. Aşık. Bunlar 10 tane mi çekecekti? Yok komutanım 10 tane ne? 10 taneyi babaannem çeker. 20 diye hatırlıyorum ben. Çüş. Bu yorgunlukla 100 çekelim isterseniz. Ya komutanım. Özel kuvvetçi adamsınız. 3'ün 5'in hesabını yapıyorsunuz. Yakışıyor mu Allah aşkına? Yorgunuz oğlum, yorgunuz. Burada mı uyumuşum ya? Rahatsız etmek istemedim. Kusura bakma. Ne kusuru? İyi misin? Babamın katilleri bulunana kadar iyi olmayacağım. Allah onların belasını versin. Benim çıkmam lazım. Gel seni de Erdem Yarbay'ın evine bırakayım. Yalnız kalma. İstemiyorum. Evde kalmak istiyorum. Ama benim çıkmam lazım. Tamam. Sen git. Tamam. Hadi haberleşiriz. Bittim anam. Vallahi bittim ya. Ne yaptınız suyla? Nasıl aranız? Var mı bir haber? Yok be abi. Ayrıldınız mı şimdi? Mecbur. Kız buraya geldi, dakika bir dayadılar silahı kafasına. Korktu tabii kız. Gördü bizim şeklimizi. O gene şanslıydı. Bir keresinde Nazlı'yı full kaçırmışlardı. Kızın elini verdiler mermiyle. Ya Bahar Hanım da geldiğinde ilk akşam Yavuz Üstemir'in de saldırıya uğramamış mıydı? Arkadaş havasından mıdır, suyundan mıdır? Karabayır'a gelenin başı beladan kurtulmuyor ya. Karabayır geceleri bir başka. Abi su başka ya. Niye birader? Suyu karbon fiberden mi yapmışlar? Ya, yok da yani... Su böyle şeyleri kaldıracak bir kız değil. Ay canım. Allah Allah. Diğerleri sanki kaçırılmaya hasta. Ya aşk onun gözünü kör etmiş. Ne dediğini bilmiyor. Beyler ben size söyleyeyim. Bakın asker adam sevmeyecek. Kafasını meşgul etmeyecek. Bakın bana. No woman no cry. Ne demek o? No woman no cry. Ha. Yani kadın yok, ağlamak yok. Keşanlı ben senin beynini. Oğlum öyle mi çevrilir o? Ulan Keşanlı bir Bob Marley'i kurcalamadığın kalmış da onu da gittin yanlış yerinden kurcaladın. Neymiş söyle.
Hayır kadınım, ağlamak yok diyor adam. Tipsiz herifin teki zaten ya. Doğru söylese şaşardım. O saçlar ne lan öyle? Rast oğlum rast. Oo beyler hadi get up stand up. Toplantıya geç kalıyoruz. Bob Marley diyor ya. Bob Marley'e laf atıyor adam ya. Bob Marley Keşanlı'ya kurban olsun oğlum. Ne haber kızım? İyidir babacığım, senden? İyiyim. Alayda nerede? Oğlanla oynuyor. Yakışıklı oğlum benim. Aferin. Aferin yakışıklı oğlum. Ne oldu sana? Ali Aydar. Buyurun komutanım. Hemen çıkmamız lazım. Çıkalım komutanım, hayırdır? Şimdi aradılar. İHA'lar bölgede hareketlilik görüntülemiş. Sınır birliklerimize saldıracaklarını düşünüyorlar. Allah! Tamam hemen çıkalım komutanım. Fatma! Biz çıkıyoruz. Nereye? Birinin Türkleri durdurması lazım. Buraya doğru yaklaşıyorlar. Durdurun tabii. Biz de birazdan çıkacağız. Haberleşiriz. Bok durdururuz. Ben geliyorum birazdan. Nereye? Tuvalete. Sıkıntı mı var? Sancar! Sancar, çok acayip bir istihbarat aldık. Ne oldu? Tabur komutanı Korhan Zengin kuzey uçtaki üst bölgeye gelmiş. Baksan şu işe. Eğer basacaksak orayı basalım. Hem bize daha yakın. Basalım tabi. Gidiyoruz. Sancar bütün adamlarını toplayıp çıktı. Bir baskın olabilir. Dikkatli ol. Bana ulaşamazsan merak etme. Mestak'a gitmem gerekiyor. Bu bölgeyi şartlar ne olursa olsun korumamız lazım aslanlarım. Sınırımızın dibinde bir koridora asla müsaade edemeyiz. Bunu da sizin gibi aslan yürekli Türk askerleri yapar ancak. Komutanım, Erdem Yarbay telefonda. Efendim Erdem. Komutanım, bölgede misiniz hala? Evet. Komutanım, bölgede bir hareketlilik var, bilginiz olsun istedim. İsterseniz sizi daha güvenli bir yere tahliye edebiliriz. Erdem, bir komutan askerlerinin yanından başka daha güvenli nerede olabilir ki? Emredersiniz komutan. Senin buraya gelmene gerek yok. Oradaki işlerinle ilgilen, tamam? Emredersiniz.
taşla iki kuş diye buna derim ben. Çok sokulmayın. Gerekirse sürünerek gelin. Araçlar geride kalsın. Önden havan atışı yapacağız. Tamam. Sen de git bak bakalım. Tamam. Alo, ben Hacı. Neredesin? Vallahi öyle bir yerdeyim ki söylesem inanamazsın. Cennette mi? Cennet mi? Sen beni o boş nutuklara inanan militanlardan sandın galiba. Sen özel yetiştirilmiştin öyle değil mi? Evet öyle. İyi bildin. Gerçi meyvesini toplayamadık daha. Büyük Bey öldürüldü diye ortalıktan kaybolmadın umarım. Merak etme. Ben görevimin başındayım. Büyük Bey ölse de bu mücadele bitmez. Buraları Türklere bırakırsak biz nereden ekmek yiyeceğiz? Akıllı adamsın. Var mı aklında bir şeyler? Türk askerinin son kurduğu üst bölgesinin oradayım. Tamamen kuşattık. Birazdan ortalığı cehenneme çevireceğim. Türkler daha fazla ilerleyemeyecek. Hatta uzun bir süre yerlerinden bile kıpırdayamazlar. Yani bir üst bölgesi basıldı diye Türk askerinin geri çekileceğini sanmam. Tabii başlarında komutanları olmazsa uzun süre afallayacakları kesin. Komutanları mı? Evet. Komutan Korhan Zengin burada. Üst bölgesini ziyarete gelmiş. Gör istedi bir göz, Allah verdi iki göz desene. Aynen öyle. Güzel. Bu haber benim de çok işime yarar. Nasıl? Anlatırım. Yoldayım, oraya geliyorum. Mümkünse komutanı sağ ele geçir. Ben gelene kadar da öldürme. Tamam. Ha, bu arada asistanı güvenli bir yere aldırdık. Getirtiyorum. Dün gece ne oldu bilmiyorum ama. İstihbaratın her hareketimizden haberi var anlaşılan. İyi yapmışsın. Ben de gönderdiğim adamlar eli boş dönünce merak etmiştim. Arayacağım seni. Büyük Bey'in ölümünden sonra birileri oyunu yeniden kurmaya başladı. Bizim önceliğimiz Büyük Bey'in bu bağlantılarını ortaya çıkarmak için istihbarata gereken desteği sağlamak. Bu sahide ne kadar bağlantısı varsa bir bir rahatça ortaya çıkarabilecekler. Evet. Bu yüzden Ateş'in istihbarattan getireceği bütün bilgiler bizim için çok önemli. Adı Safvan Tunç. Büyük Bey'in asistanı. Ama birçok bombalama eyleminin de aranan ismi. Demek ki sadece Büyük Bey'e çay götürüp getirmiyormuş. Büyük Bey'in çevresinde o kadar da masum bir insan olmasını beklemezdik zaten. Bu görüntüler dün Mestak'ta çekilmiş. Ateş. Emredin komutanım. Yanına birini alıp hemen harekete geçiyorsun. Bu adamı sağ salim buraya getireceksiniz. Emredersiniz komutanım. Bu agah denen adam da çok önemli. Bir görüntü, bir kimlik, bir fotoğraf. Büyük Bey'in kapalı kutusu olabilir bu herif. Emredersiniz komutan. Komutanım, izniniz olursa Karabatak'la ben gideyim. Yavuz, uygun mudur? Uygundur. Tamam, hemen hazırlanın. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bu arada eylemden mesaj geldi. Sancar adamlarını toplayıp harekete geçmiş. Bir baskın planı olabilir. Bu önemli bir bilgi. Zaten sınır ötesinde bir hareketlilik istihbaratı bize de gelmişti. Yavuz, hemen komando Tugay komutanımızla konuşuyorum. Onlardan alacağımız bir timle bölgeye gidiyorsunuz. Özellikle üst bölgesinin kuzey alanlarını iyice tarayın. Korhan Paşa'mız da o bölgede. Olası bir saldırı ihtimaline karşı da hazırlıklı olalım. Hemen bölgedeki bütün birlikleri ve üst bölgelerine acil durum koduyla bilgi geçilsin. İstihbaratın güvenilir olduğunu
ve teyakkuzda kalmalarını söyleyin. Emredersiniz komutanım. Hadi. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Sağ salim gideceğiz, sağ salim döneceğiz. Ya merak etme deyince merak etmiyor muyum yani? Kim bilir nereye gidiyorsun şimdi? Ya insan operasyona giderken böyle birinin onu arayıp seni seviyorum demesi, seni merak ediyorum demesi ne güzel şeymiş ya. Ben öyle bir şey demedim yalnız. Diyeceksin. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Çünkü bana bir şey olursa içinde kalır. Saçma sapan konuşma ya. Hem bana bak ateş açar. Eğer sağ salim dönmezsen bu sefer seni hayatta affetmem bilmiş ol. Ayrıca seni seviyorum. Dikkat et kendine. Ben de seni. Ben de seni ne? Ben de seni seviyorum. Heh, şimdi oldu. Kendine dikkat et, tamam mı? Ben tekrar arayacağım. Görüşürüz. Kiminle konuşuyorsun sen? Bahar'la konuşuyordum. Sesi çok kötü geliyordu. İstanbul'a gitmeden önce onu bir göreyim diyorum. İyi olur, ben de geleyim. Ha, olur, tamam. Babamın başına nasıl böyle bir şey gelebilir bilmiyorum. Baban büyük bir iş adamıydı. O kadar zengin ve kudretli olursan düşmanın da çok olur. Hepsinin Allah cezasını versin. İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan yangının o katillerin hepsi bunun hesabını verecek ama. İnşallah. Failleri bulunursa tabii. Bulunacak. Ben Yavuz'a güveniyorum. Ben cenaze işleriyle ilgileneceğim. Sen doğrudan buraya gel. Yabancı bir haber ajansının tamamen kurgulanmış görüntüleri kullanarak geçtiği anne, gerçek... Söyle kızım. Ajans muhalif... Sana böyle davrandığım için çok özür dilerim. Canım kızım benim. Asıl ben özür dilerim. Bilindiği gibi dün gerçek... Bir türlü büyüdüğünü kabullenemedim. Çok... Ama unutalım bunları artık. El ele verip bunu da atlatacağız, göreceksin. Haberi geçen İnşallah. Ajans muhabirinin ise bunu yaparken neyi amaçladığı henüz anlaşılamadı sayın seyirciler. Sıradaki haberimiz Yıldırım Kutlu cinayetiyle ilgili. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından yetkililer Yıldırım Kutlu cinayetinin faillerini araştırmaya devam ediyor. Muhabirimiz Ahmet Demirsoy'un araştırmalarına göre savcılık saldırının yeni düzenlenecek olan bir ihale yüzünden olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Detaylı bilgi için...
Saldırı karşı taraftan gelebilir. Bu bölgeyi buradan böyle takviye ediyorsun, tamam mı? Ne oluyor? Herkes yan başına! Geç kaldık komutanım. Vay şerefsizler. Demek planları Korhan Paşa'ya saldırmakmış. Hemen timini al, yolu tut. Emredersiniz komutanım. Komutanım sizi güvenli yer aldı. Ne demek güvenli bir yer? Çay kahve içmeye mi geldik oğlum biz sahaya? Silah verin bana. Serhan! Komutanım, Korhan Paşa'nın olduysa saldırı düzenlendi. Hemen desteğe gidiyoruz. Bu bilgi bize de ulaştı Yavuz. Herkes alarmda. Duruma en yakın, en çabuk ulaşabilecek siz varsınız. Çok acil silahlı insansız hava aracı ve taarruz helikopteri lazım. Tamam. Tamam Yavuz, dikkatli olun. Hadi. Yanlardan girmek isteyecekler. Girişten adam yerleştirin. Herkes mevzilere! Alo. Hala komada. Uyanır mı bilmem. Benim biraz işim var. Ben gelene kadar başından ayrılmayın. Sürekli kontrol edin. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. Anlaşıldı. Girişi iki taraftan atış altına aldık. Birazdan dağılacaklar. RPG'leri fırlatıp patlayalım. Sonra önümüze çıkana sıkın. Komutan dışında kimse canlı kalmasın. Tamam. Çok var mı? Yok, az kaldı. Az kaldı. Eylem de orada olabilir. Pardon? Duydun işte, eylem de orada olabilir dedim. Ne alaka dayıoğlu? Mesleğe göreve gönderdiklerini söylemişlerdi. Muhtemelen onlar da adamın peşinde. Ve sen de bunu şimdi söylüyorsun, öyle mi abici? Bravo. Bravo sana. Toplantıda söyleseydim Erdem Yarbay'ın beni buraya gönderir miydi sence? Şimdi anlaşıldı niye öyle lap diye atladın. Bütün pointler sende. Ne alakası var oğlum? Görev görevdir, atlayacağız tabii. Tabii, öyledir. Kesin öyledir, görev görevdir. Buraya gelerek aldığın cezayı ikiye katladın. Bunun farkındasın değil mi abici? Farkındayım.
O yüzden ne yapıp edip o adamı paketlememiz lazım. Vay arkadaş ya. Ben anlamıyorum. Gerçekten ben anlamıyorum ya. Sanki çok kolay bir iş yapıyormuşuz gibi gidip kendimize böyle gargaralı gargaralı dertler buluyoruz ya. Bayılıyoruz belaya ya. Bayılıyoruz. Manyağız biz ya. Manyağız. Burası mı? Evet. Güvenli mi? Merak etme. Sancar bile burada saklanır. İçeride en ufak bir yaramazlık olsa haberimiz olurdu. Tamam o zaman, harekete geçelim. Kaç numaralı oda? Birinci kat. 209 numaralı oda. Tamam. Siz etrafa göz kulak olun. Ben gidip alırım. Tamam. İçin çağrı atacaklar, unutma. Hadi yolun açık olsun. Kimsin? Sancar gönderdi beni. Tek mi geldin? Hayır, aşağıda bekliyorlar. Nasıl inanacağım sana? Dur. Yapma. Sence Sancar göndermiş olsa çoktan ölmüş olmaz mıydın? Tamam hadi kalk hazırlan. Thank you.
Yaralandınız. Sıyırdı. Önemli değil oğlum. Asıl sen nasılsın? Bacağımı hissetmiyorum komutanım. Sık dişini. Birazdan destek gelecek. Sıkarım sıkmasına da. Bu şerefsizler üst bölgesinden içeri adım atarsa işte o zaman ölürüm komutanım. Komutan, böyle olmayacak. Hattı biraz geri çekelim. Çok fazla yaralımız var. Hattı çekersek üst bölgesine girerler. Bu üst bölgesinden cesetleri dahi adım atamaz. Burası Türkiye toprağı. Bak, şu bayrağı görüyor musun? O bayrak bizim bayrağımız. Bu işte tek bir asker sağ kalmayıncaya kadar çarpışacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Helal sana Keşan. Komutanım ben küçükken de böyleydim. Kuyuda misket oynarken hiç ıskalamazdım. Allah kahretsin. Nereden çıktı bunlar şimdi? Destek geldi. Üste yaklaşmalarına izin vermeyin. Kesin önlerini. Gelin lan amına koydum çocuklar, gelin. Bak bak, küfür de etmeye başladı. Tamam oldu bu ya. Çaylak demesek mi artık? Yok yok. O bizim gönlümüzün çaylağı. Komutanım. Komutanım. İçeriyle bağlantı kurduk. Komutanım iyi misiniz? Daha ölmedik evlat. Dayanın biz burayı temizleyeceğiz. Elinizi biraz çabuk tutun. Çok fazla yaralımız var. Biz burayı hallederiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Ne kadar adam varsa getirmişler. Komutanım fena sıkıştıracaklar. Bir şey yapmamız lazım. Bunlar çalışıp gelmiş. Aynen komutanım. Hazır mısın? Evet. Tamam hadi. Nasıl ya? Ne oldu? Türk askeri bunlar. Biliyorum. Ne yapacağız? Çıkar hemen beni buradan. Senin ne işin var burada ya? İnşallah bir B planın vardır. Sıkıştık kaldık burada. Al çantanı çıkıyoruz. Bir saniye bakar mısın kardeş? Buyurun. Biz Safvan Tunç'la görüşecektik. Öyle biri kalmıyor bizde.
Bir baksaydın kayıtlara. Bütün müşterilerin isimlerini hafızanda tutmuyorsun ya. Gerek yok. Kalmıyor dediysem kalmıyor. Bize bu otelde kaldığını söylediler. Bu otelde bir sürü kişi kalıyor. Hepsini de birileri arıyor. O yüzden ziyaretçi kabul etmiyoruz. Yok kardeş, sen bizi yanlış anladın. Biz kimseyi aramıyoruz. Burada buluşacaktık. Kendisi randevu verdi bize. Hem baksana bir bize, polise falan mı benziyoruz? Benzemiyorsunuz. O yüzden polis olma ihtimaliniz çok yüksek. Dünyanın en akıllı otel yöneticisi de bize denk geldi değil mi? Ha, bu arada Türkçe biliyorum. Hah, dayı oğlu. Bak böyle gel bana işte. Şimdi frekanslarını buraya ayarla, tamam mı? Bizim bu adamı bulmamız lazım. Bu adamdan alacağımız var. Bu adamla görüşmemiz lazım. Tamam. Otel numarasını bize verme. O zaman adama telefon aç, buraya insin. 5 dakika görüşmemiz lazım. Ta Türkiye'den buraya tahsilat için mi geldiniz? Hadi yaylanın. Buradan size ekmek çıkmaz. Komutanım, bölgedeki İHA'lardan görüntüler geldi. Üst çevresinde güdümlü uçak savar füzeleri yerleştirilmiş. Hemen bölgede uçan bütün hava araçlarını ikaz edin. Yakın hava unsurlarının taktik uçuşlarında dahi çok dikkatli olmalarını sağlayın. Karasal hareketliliğe ağırlık verilmesi gerek. Eğer bir helikopterimizi vururlarsa sevinçten deliye döner bunlar. Helikopterleri geri çekin. Bütün komando timlerini de bölgeye sevk edin. Emredersiniz. Komutanım, Yavuz üstü hemen attı. Yavuz, ne durumdasınız? Komutanım, çok donanımlı gelmişler. Hava desteğine ihtiyacımız var. İHA'lardan görüntü aldık. Güdümlü uçak savar döşemişler her yere. Sadece timleri yakın bölgeye indirebiliriz. Destek için oradan hareket edecekler. F-16'lar? Sıfır noktasında sıcak temastasınız Yavuz. F-16'larla vurursak herkesin hayatını tehlikeye atarız. Haklısınız. Bir yolunu bulup üste girin. Ve savunma hattını güçlendirin Yavuz. Emredersiniz. Komutanım, bu böyle olmayacak. Bir fikrim var. Nedir? Biraz riskli. Ama bu hattı koşarak yarmaktan başka çaremiz yok. Sağdan soldan sıkacaklar. Aynen. Ya bizi ya kendilerini vuracaklar. Tamam. Önce ben komutanım. Fikir benim. Ben başaramazsam siz devam etmezsiniz. Yok öyle bir şey. Durmak yok. Arkaya bakmak yok. Ateş hattından çıkan herkes destek atışına geçecek. Komutanım, 3 deyince. 3! Bu komutan benlik. Hazır kalabalık varken ben de geçeyim. Geliyorum!
komutanım, doğru söyleyin. Beni siz mi okuttunuz? Niye şehit olamıyorum ya? Oğlum işine bak hadi ya. Avcı, artık şu kızla evlen de kurtulalım ha? Nüfusumu alınca ne değişecek acaba? Öyle deme ama Fransız istihbaratı sen evlenince gönderir eyleme. Sıçayım böyle aşkın ızdırabına. Ne lan bizim çekkimiz? Bana laf edene bak ya. Kıskançlıktan savcının odasında adama kafa atmışsın be. Bu iş öyle değil dayı oğlum. Nasıl peki? Biz Nazlı ile sevgiliyiz. Ne? Vallahi bak. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah dayı oğlum. Tören ne zaman? Nikah mı? Cenaze töreni. Erdem Yerbay vuracak seni biliyorsun değil mi? Sus lan ağzını hayra aç. Şuradan bir sağ salim çıkalım. Gidip konuşacağım Erdem Yerbay'ınla. O zaman çıkalım çünkü çok sıkıldım ben. Birinci kat 209 numaralı oda. Aferin. Şimdi kim olduğumuzu anladın mı? Kimsin lan? Öntemin. Burası boş. Sumana, yürü, yürü! Şerefsiz, haber vermiş. Öldürmüyoruz, sonra başımıza böyle bela alıyorlar işte. Ne yapacağız, adam kaçacak. Üç deyince çıkacaksın. Ben seni koruyacağım. Koş git adamı yakala, tamam mı? Üç!
Nasıl bir şeysin sen ya? Vay arkadaş, ne eğlenmiş ya. Komutanım, iyiyim. İyiyim, hayatımı kurtardınız valla. Borcun olsun. Umarım ödemek zorunda kalmam komutanım. Lan tam çaylak olmaktan kurtuldu diyorduk, yine yedin kurşuna. Ayağım takıldı abi. Niye? Niye abi, takıldı işte. Çaylak olduğun için oğlum işte. Takılmadığı zaman usta olacaksın. Abin gibi. Bak şimdi abin ne yapıyor, bak bak bak. Hafız, ben arkaya geçiyorum, komuta sende. Tamam. İyiyim yavuzum. Tamam. Bundan sonrası biz de sizi arkaya alalım lütfen. Tamam. Yalnız çok fazla yaralımız var. Onların derhal yetiştirilmesi lazım. Tüm karavarita ayak düz halinde. Sağlık personeli hazır. Buyurun. Silahın yok mu? İndirsene herifi. Bu mesafeden vuramam. Sancar senin gibi yeteneksizi nereden bulacağım? Çok konuşma, koşmaya devam et, yakalanacağız. Eylem dur! Nereden tanıyor seni bu adam? Sevgilim. Sol tarafa bak. Bunlar bu kadar adamı nereden buluyor ya?
Hallederiz. Keşan da. Bizi koruyun. Direkt alıyor muyuz? Fanteziye gerek yok. Girip dağıtacağız. Çaylak üç deyince. Çaylak sol taraf sende. Üç. Kimsiniz siz ya? Sen sus bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Bu adam büyük beyin adamı. Lazım bize. Biliyorum. Bana da o yüzden lazım. Fransa'da büyük bir terör eylemi yapılacak. Bu adam onu planlıyor. Götürmem lazım. Sorgulamamız gerek. Ajansın sen. Sen de çok zekisin. Kes sesini yoksa seni burada gebertirim. Biz sorgularız. Öterse de size bilgi geçeriz. Sadece Fransa değil, dünyanın neresinde terör saldırısı olacaksa ve masum insanlar ölecekse aynı hassasiyeti gösteririz. Kusura bakma, Emre karşı gelemem. Eylem saçmalama. Bu adamı alıp götürmezsen Büyük Bey öldüğüyle kalacak. Bütün planladıkları devam edecek. Bağlantılarını çözmemiz gerek. Bırak alayım adamı. Ben ne diyeceğim peki? Diğerlerini temizledik zaten. Gider sancara karşıma Türk askeri çıktı dersin. Ona değil, Fransa'ya ne diyeceğim? Ne dersen de bana ne? Ha öyle mi olduk şimdi? Uzatma. Bırak adamı git. Alabiliyorsan al. Eylem. Ne yapacaksın? Vuracak mısın beni? İyi alıştın sen. Vur o zaman. Haksızlık bu. Ne oldu lan? Oh. Eylem, eylem, eylem kaçtı. Ay sikiyim böyle işin içine yürü. Oh. Nereye kayboldu lan bunlar? Ne bileyim ben. Burada bir yerdedirler. Sen oradan git. Ben buradan gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Avcı, bu sefer de elinden kaçırma. Tamam. Ne durumdasınız? Hafız ve Aşık ormana daldı. Koruyun beni. Thank you.
Hadi. Hafız! Hafız. Aşk. Sana bir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Seni asıl öldürmek isteyen Sancar'dı. Benim peşimdesin. Fransa'da bir eylem planladığınızı biliyorum. Nerede? Ne zaman? Bağlantı kim? Ne Fransa'sı? Benim hiçbir bok bildiğim yok. Belki bu aklını başına getirir. Fransa'dan buraya bunu öğrenmek için mi geldin? Ha? Sizi böyle vatan millet sevgisi diye gazlayıp gönderiyorlar değil mi buraya? Konuşma! Senin gibi kendini para için satmaktan iyidir. Para mı? Senin hiçbir bok bildiğin yok ya. Hemen konuşmazsan kurşunu beynine yersin. Tamam dur. Cebimde telefon var. Son aranan numarayı ara, nerede olduklarını sor. Ben de bilmiyorum yerlerini. Yavaşça çıkar telefonu. Onay geldi. Ne bu şimdi? Meşgule attı. Meşgule atmadı. Patladı. Sen patlattın. Sen patlattın. Sen patlattın. Adamlarını geri çek. Yoksa hepsi geberip gidecek. Yetişmeseler girmiştik üst bölgesine. Fakat iyice hırpaladık. Bu işi bitirebilirim. Biraz daha adam ve mühimmat lazım. Çekil diyorsam çekil. Çok uzadı. Birazdan tank, tüfek ne varsa üzerinize gelecek. Benim daha güzel bir planım var. Tamam.
geri çekiliyoruz. Ulan bir kere de kaçmayın be. Bir kere de delikanlı olun lan. Gelseniz oğlum. Bak görüyor musun? Kara gibi kaçtılar yine bak. Abi. Komutanım şunların peşinden gidip tek tek gebertmeyelim mi? Gerek yok. Üst bölgesinin güvenliğini sağlayalım. Korhan Paşa'yı acil çıkarmamız lazım buradan. Hafız giriş güvenliğini güçlendirin. Tamamdır. Aşk yaralılarla ilgilen. Emredersiniz. Komutanım, Yavuz Süleyman hatta. Sonunda. Yavuz, nedir durum? Komutanım, saldırıyı savuşturduk. Çok şükür. Korhan Paşa iyi durumda. Ama epey yaralımız var. Tamam Yavuz. Hemen helikopterleri çıkarıyorum. Yalnız helikopterleri üst bölgesine indiremeyiz. Korhan Paşa ile yaralıları güvenli bir şekilde buluşma noktasına nakledin. Emredersiniz. Kardeşim, tam zamanda yetiştiniz valla. Eyvallah. Sizi bırakır mıyız onların eline? Görmeyeli desen yazar hale gelmişsin. Duyuyoruz sürekli adınızı. Abartma, aynı işi yapıyoruz. Komutanım, sizi ve yaralılarımızı buluşma noktasına nakledeceğiz. Çatışma bölgesinde güdümlü uçak savar füzeleri olduğuna dair istihbarat var. O nedenle size ve yaralılarımıza komando timimiz eşlik edecek. Aslanlarım benim. Bu ülke sizinle ne kadar gurur duysa azdır. Sağ olun komutanım. Bayrağımızın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Her kim ki zorbalıkla bu topraklara adım atacağını zannediyorsa yanılacağını, yanılmakta değil, bertaraf olup dağılacağını bir kere daha gördü. Sizinle gurur duyuyorum aslanlarım. Ne oldu baba? Sabahtan beri bekliyorum. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Bir operasyon vardı ama hallettik. Herkes iyi mi peki? İyi. Özellikle merak ettiğim biri var galiba. Yo, nereden çıkardın ki? Hem sen beni neden çağırdın buraya? Ne söyleyecektin? Sana bir sürprizim var. Öyle mi? Ne sürprizi? Hani şu İstanbul'da eğitim almak istediğim bir okul vardı ya. Müzik okulu mu? Evet. Ona kaydını yaptırdım. Yarın yola çıkıyorsun. Biletini de aldım. Nereden çıktı bu baba böyle birden? Çok istiyordun. Ben de ayarladım. İyi de yani orası çok pahalı bir müzik okulu. Sen mümkün değil demiştin. Ayarladım ben, merak etme. İşte araya tanıdıkları falan soktuk. Hallettik. Hem yakınlarında bir tane güzel bir orada ev var. Oradan gider gelirsin. 6 ay sonra da yurt dışı için başvuruda bulunuruz. Sonra eğitimine orada devam edersin. Yurt dışı mı? Evet. Sevinmedin mi? Keşke ayarlamadan önce bir bana sorsaydın baba. Biz annenle konuştuk. O da senin için en iyisinin bu olduğunu düşünüyor. Hem sen günlerce başımızın etini yemiştin. Al işte istediğin oldu. Hadi sen şimdi eve git, eşyalarını topla. Uçağın sabah erken. Seni ben bırakacağım.
Alo. Alo, kardeşim ne yapıyorsun? Ben sizi sonra arayayım acil değilse. Oğlum Akif, ben Akif. Akif ne haber lan? Operasyondayım oğlum, ben seni sonra ararım. Tamam tamam, hadi sen bak işine. Ya yakın tarihte zaten görüşecekmişiz de. Öyle bir arayayım dedim ya, mutlu oldum valla. Nasıl görüşeceğiz? Buraya mı geliyorsun? Yok oğlum, sen geliyorsun ya buraya. Yani bize öyle bir bilgi geldi, sana gelmedi mi? Yoo. Emin misin? Evet. Abi senin bilgin yok muydu ya? Ya kusura bakma, ben öyle pat diye söyledim ama... Neyse, geldiğinde görüşürüz artık. Yani yıllar sonra tekrar çalışacağız, güzel olacak bak. Eylem! Eylem! Ne oldu? Patlattı. Hem de bana yaptırdı. Kendi ellerimle patlattım. Kaybedeceksiniz. Beni öldürseniz de kaybedeceksiniz. Seni öldürmeyeceğiz. Sen de bildiklerini teker teker bize anlatacaksın. Seni öldürmek sana ödül olur. Yavşak herif. Bunların kanında var şerefsizlik. Bunu arattı. Kendi ellerimle patlattım. Eylem dur! Eylem! Eylem, sakın aklından geçeni yapayım deme. Bir kere de olsun işimize burnunu sokma. Nasıl kıydınız lan o insanlara? Nasıl öldürdünüz o masum insanları? Çoluk çocuk hepsi. Eylem, yapma. Beni vuracağını bilsem de bu adamı sağ bırakmam. Dur kalkma, daha yeni vuruldun. Salak. Kalkma dedim, dur. Ah!
Alo. Doktor, bir gelişme mi var? Acık bey! Çolak bey! Duydun mu beni? Geliyorum! Geliyorum! Hepinizin eline sağlık beyler. Bu görevin de altından alnımızdan kıyla çıktık. Sağ ol komutanım. Görev başarısız Fethi. Beni de zaten yurt dışına sürdüler. Allah kahretsin. Yurt dışına mı sürdüler? Evet. Yurt dışına sürdüler. Büyük ihtimalle sen de benimle geleceksin. Valizini hazırlasan iyi edersin. Hadi bakalım delikanlı, mahcup etme beni.
sevgilerle.